başkanımız göstergelerle ilgili soruları soruyor. Ne dedi? İşte göstergeleri anlat dedi. 0'dan 8'e kadar olan göstergemiz motor devir göstergesi. 50, 90, 130 olan göstergemiz hararet. Onun yanındaki 0/1/2/1 olan yakıt. 0'dan 220'ye kadar olansa hız göstergemiz. Aracımız kaç vites diye sordu. Aracımız 6 ileri 1 geri toplam 7 vitesli bir araç. Kaç frenimiz var? 2 tane. Ne ayak freni, el freni. Pedallarımız debriyaj, fren, gaz. Dörtleri buradan yakıyoruz. İç aydınlatmayı buradan yapıyoruz. Farlarımızı buradan uçtan açıyoruz. Bakın sıfırdan ta en sona kadar direkt çeviriyoruz. Ekranda yeşil ışık yandı. Kısa far. Karşıya doğru ittirdim. Uzun far. Tekrar çıkarttım. Kısa far. Kapattım. Sağ sinyal ver dediler. Yukarı kaldırdım sinyal kolunu. Sola sinyal ver dediler. Aşağı kaldırdım. Silecek kolumuz. Aynaları buradan ayarlıyoruz. Evet. Gösterge panelinde aşağıda devir göstergesinin sol altında yağ lambası, onun üzerinde artı eksi olan akü lambası. Devir göstergesinin sağ üstünde motor arıza lambası. Bu tarafta el freni çekili göstergesi, onun altında emniyet kemeri işareti var. Tamam, şimdi aracı çalıştırıyorum. Vitesi boşa aldım. Kontağa bastım, çalıştırdım. Sola sinyalimi verdim, el frenimi indirdim, vitesimi bir aldım, ayna kontrolümü yaptım, direksiyonum önümde araç olduğu için tam sola kırdım, ayna kontrolünü yaparak yavaşça aracı saldım, debriyajımı hafifçe kaldırıp sinyalimi attı, tekrar sinyalimi açtım, seri bir şekilde orta şeride geçip vitesimi 2'ye aldım. İşim bitti, sinyali kapattım. İlk ışıklardan o atacağız. Sola sinyalimi verdim. Ayna kontrolümü yaptım. Yavaşça müsaitse sol şeridime geçtim. Lambalara yaklaşırken kontrollü yaklaşıyorum. Her an için kırmızının yanacağını düşünerekten. Yaklaşırken debriyajıma bastım. Hafif hafif frene basarken sakince direksiyonumu çevirip lambama baktım, kırmızı yanıyor. Durdum. Her durduğumuzda vitesi boşaldık, biri aldık. Yeşil yandı, hiç acele etmeye gerek yok. Debriyajımı hafif kaldırdım, hafif gaz verdim. Sinyalim açıktı. Tekrar açtık kapanınca. Düzelttim. Vitesimi boşalıp tekrar biri aldım. Lambamın yanmasını bekliyorum. Kırmızı yandığı için bekliyorum. Şimdi sarı yandı. Hafifçe, hiç acele etmeden kavramamı yakaladım. Gazımı verdim. Ayna kontrolümü yaptım. Sağa solu gerekiyorsa kafamı çevirerek baktım. Sakince 2'ye aldım. Devam ediyorum. Bu yolun hız limiti 50 km. %10 daha koyalım, 55 km. Daha hızlı gitmeye gerek yok. 56 dediğimiz takdirde hız limitimiz, komisyon bizi indirme ihtimali %70, %80. Petrol ofisini geçince sarı binanın önünde, kahverengi binanın alt tarafında rampa kalkışımız var. Park alanına girerken sağ sinyalimi verdim, ayna kontrolümü yaptım. Kimse yok, sakince aradan çıkanları da kontrol ederek sakince park alanına sağ sinyalim açık bir şekilde girdim. Debriyaj, fren yaptım, bekliyorum. Vitesimi boşaldım, tekrar biri aldım. Çıkış sinyalim sola verdim, bekliyorum. Komisyon başkanım bana çık dediğinde sakince hareket edeceğim. Hocam çıkabilirsiniz. Teşekkür ederim. Gazımı verdim. Sakince kalkışımı yaptım.
kendi şeridimde devam ediyorum. İkiye aldım vitesimi. Kapattım sola olan sinyalimi. Lambalardan sağa döneceğiz. Sağ sinyalimi açtım. Debriyaj, fren yaptım. Öndeki araca fazla yaklaşmadan sakin bir şekilde bekliyorum. Her durduğumuzda vitesimizi boşalıp bir alıyoruz. Bu rampada acele etmiyoruz. Öndeki araç hareket etmeden kesinlikle hareket etmek yok. Yeşil yandı. Kavramamı yakaladım. Hafif gaz verdim. Gitmiyorsa bir tık kaldırdım debriyajı. Sakince bırakmıyorum. Yeşil yanıyor ama yaya da yeşil yandığı için debriyajıma bastım. Yaya çizgisine basmadan durdum. Evet, söndü. Tekrar devam ediyoruz. Sakince orta şeritten. Şu anda hız limitimizin 70 olduğu, 70'lik yola düştük. Fakat lamba kırmızı olduğu için acele etmiyoruz. Sakince gene yaya geçidi var. Muhtemelen yaya geçecek. Evet, yayaları geçiyor şu anda. Vitesimi gene boşaldım, biri aldım. Evet, yeşil yandı. Yaya geçidinde yaya kalmadığı için sakince hareket ediyorum. Gaz veriyorum. 3000 devri gördü. 2'yi aldım. Vitesimi 3'e attım. Bu arada ileriye doğru bakıyorum. Lamba ne yanıyor? Yeşil yanıyor. Ama ne zaman yandığını bilmediğim için yanına yaklaşınca kontrollü bir şekilde geçecektim ki kırmızı yandığı için yavaşça, hiç acele etmeden debriyaj, yavaşça freni ezerek öndeki aracın arka tekerini görecek şekilde durdum. Vitesimi boşa aldım. Tekrar vitesim 1'e aldım. Hiç acele etmiyorum. Kavramamı yakaladım. Gaz verdim. Gazın sesini duyacaksınız. Araç hareket etti. Yavaşça debriyajımı bıraktım. 2'ye aldım. Tekrar devam ediyoruz gaz vermeye. İleride kasis işareti var. Araçlar frenlemeye başladı. Bunlar tıkırtı bariyerleri. Yavaşça hafif frenleyerek vitesimi boşa aldım. 2'ye çektim. Öndeki araçla mesafemi koruyarak sakince geçtim. Şimdi gaz veriyorum. Vitesimi 3'e aldım. Şimdi sağ tarafta paralel park var. Ayna kontrolümü yaptım. Sağ sinyalimi verdim. İlk duba boş olduğu için sakince yanaşıyorum. Dubalarla aracımın arasında bir metre mesafe olacak şekilde yavaşladım. İlk yazan dubayı yavaş yavaş. Siyah bantlı dubayı yavaş yavaş kelebek camla kapalı siyah üçgenin arasına aldım, durdum. Tam neresinde hocam? Tam kaybettiğim anda kelebek camla, yani arka kapı camının bittiği noktayla kelebek camın arasını aldım. Gözükmüyor. Evet, şu an gözüküyor. Kaybolunca durduk. Geri vitesime taktım.
direksiyonumu tam sağa kırdım. Frenimi bıraktım tam debriyajda. Yavaş yavaş geri gelirken sol aynamdan birinci dubayı gördüm. Geçiyorum. Eline indir. İkinci dubaya arka kapı kolumu yapıştırdım. Durdum. Şimdi tekerimi düzleyeceğim. Şurada airbag yazısı var. 1-2. Düzledikten sonra sağ aynamda kafası bantlı olan 2 yazan dubayı yavaşça sağ aynamın azıcık arkasına, yuvarlak aynanın tam arkasına görecek şekilde aldım. Aynı zamanda yuvarlak aynadan sağ arka tekerim sarı çizginin hemen arkasında kaldı. Bittiği noktada. Buradan 3. hareketim olan direksiyonumu tam sola kilitledim. Hafif yarım debriyajla yavaş yavaş geri gelirken arka tekerim sarı çizgiye bastı. O çizgi yavaşça arabanın altına girdi. Durdum. Baktım. Aracım dubayla. Evet, dubayla. Diğer iki dubayı da görüyor. Audi yazısıyla dubay. Audi yazısıyla dubay aynı hizada oldu. Evet, sola sinyalimi de verdim. Gördüm, çekebildiniz mi? Evet. Bitti. Komisyon tamam mı dedi? Tamam dedim. Bana dediler çıkabilirsin. Hemen sola sinyalimi verdim. Vitesimi boşaldım. Biri aldım. Hafiften kavramamı yakaladım ama tam sola kırık vaziyette yavaşça çıktım. Az önceki pozisyona aynayla dubayı çakıştırdım. Durdum. Direksiyonu tam sağa kırdım. Sonra şuradaki airbag yazısını yavaşça şöyle çevirdim. Bunun sebebi şu. Bu şeritte kalarak öbür şeride geçmeden bu şeritte kalmak maksatlı. Tekrar sinyalimi verdim sola. Yavaşça çıkıyorum. Sakince aracımın burnunu düzelttim, durdum. Aşağıdaki komisyon üyelerim bindikten sonra sol aynamı kontrol ettim. Sola sinyalimi açtım. Komisyon üyeleri bindikten sonra gaz vererek sakince kalkışımı yaptım. Bu arada sol aynamı kontrol ediyorum. Şerit müsait olduğunda orta şeride geçip bir sonraki park alanına doğru devam ediyorum. Buranın hız limiti 70 olduğu için 3'e alıp hızımı artırıyorum. Burada mı yapalım diye tarafta? Burası daha iyi sanki. Tamam. Şimdi önümüzde birinci L park var. Burada sağ sinyalimi verdim. Araç geliyor. Hiç acele etmiyorum. Yavaşça sarı çizgiyi ortaladım. Sağ ayağımın altına aldım. Son çizgiye kadar şuradaki geldim. Son uzun çizginin üzerinde sarı nokta var. Oraya kadar geldim. Geri vitesime taktım. Hafif dik oturdum. Kafamı kelebek camına doğru uzatıyorum. Ancak ondan önce sağ aynadan ilk duba, bana yakın olan ilk duba beyaz kafalı duba. Onu hedefimi tespit ettim. Burası ramp aşağı olduğu için debriyajıma bastım. Yavaşça arabamı saldım. Yavaş yavaş geliyorum. Hiç acele etmiyorum. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Evet, gördüm. Tam kelebek camın ortasında gördüm. Aynama baktım. Bunu söylemeye gerek yok. Yavaşça. Soldaki araba çizgili aracımız paralel olacak. Evet, yavaşça geliyorum. Sol aynamdan yavaşça sağ taraftaki sol taraftaki dubomuz hizama geldi. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir şey var. Alt ayna ya da üst aynadan sarı çizginin L şeklinde olduğu ve araçla arasında
para. Mutlaka boşluk olacak. Bir parmak ya da iki parmaklık boşluk olacak. Eğer ki çap durursak geri geri gittiğimizde sarı çizgiye basarız. Evet, şu anda yavaşça direksiyonumu düzeltiyorum. İki airbag yaptım. Yavaşça bir sonraki dubaya kadar geri geliyorum. Solumda duba var. Omuz hizama geldi. Bitti. Bu şekilde bekliyorum. Dışarıdaki komisyon tamam oldu dedikleri zaman yavaşça vitesimi boşa aldım. Biri aldım. Sağ sinyal veriyorum. Neden? Sağa dönmem gerektiği için. Sağ sinyalimi verdim. Hafif kavramamı yakaladım. Aynam beyaz kafalı dubayı azıcık geçti. Durdum. Daha ileri gidersem şu sarı çizgilerin üzerinde duba olacak. O dubalara çarpma ihtimalim var. Sarı çizgiye de basmamamız lazım. Onun için tam sağ yapıp mesela L Park'tan çıkarken ileri geri sonsuz hamle hakkınız var. Acele etmeyin. Baktığınız dubaya çarpacaksınız. O zaman durun, vitesinizi geriye alın. Uygun bir şekilde dubalara ileri dokunmadan ileri geri hamle yaparak sakin bir şekilde çıkıyoruz. Şimdi komisyon üyelerimi bindirdim. Sola sinyalimi verdim. Yavaşça hafif gazla debriyajımı yakaladım. Hiç acele etmiyorum. Sakince gaz verdim. Devam ediyorum. Hızımı 30 km'ye çıkartıyorum. Sebebi kırmızı şey, üçgen kırmızı şeyin orada ani fren alanımız var. Buraya sağ sinyalimi verdim. Komisyon başkanım 30 km hızla bana dur dediğinde dur. Ani fren yaptım. Durduk. Kalkabiliriz. Vitesimi tekrar boşaldım. Biri aldım. Çıkış sinyalim olan sola sinyalimi verdim. Hafif gaz vererek yavaşça sol aynamı kontrol ederek devam ediyorum. Şimdi sıradaki kovasının orada çizgilerini gördüm. Sağ sinyalimi verdim. İki tane peş peşe, ben en sonuncuya gideceğim. Ortalı giriyoruz. Ne sağa yakın ne sola yakın. Çizginin ucuna kadar gittim. Debriyajıma bastım. Sakince durdum. Burada dubalar olacak. Başında ve sonunda. Başındaki, yani çizginin bittiği noktadaki duba omuz hizama gelince durdum. Buradan geri vitesime taktım. Şimdi üst aynamdan bakıyorum. Arka kapı kolumun arkasında uzun bir çizgi var. Onun ayarını bozmadan debriyaja bastım, freni bıraktım. Araç yavaşça geri kayıyor. Bu ayarı bozmamam lazım. Yavaş yavaş yaklaşıyorum çizginin sonuna. Evet. Şu anda evet. Çizginin olduğu nokta burada. Tam omuz hizamda. Geri geri park işimi hallettim. Komisyonum çıkalım dedi bana. Çıkabiliriz. Sola sinyalimi verdim. Kavramamı yakaladım. Buradan düz çıkmamız lazım. Eğer düz çıkmazsak bize kaldı muamelesi yapabilirler. Ancak komisyon müsaade ederse soldan çıkabiliriz. Yoksa dubayı geçtikten sonra çıkacağız. Devam ediyoruz. Orta şeride geçtik. Sinyalimi kapattım. Şimdi ilerideki ışıktan sağ dönüş yapacağız. Parklarımızı bitirdik. Bağlıca Anadolu. Evet, Bağlıca Anadolu Lisesi'nin oradaki ışıklardan sağ dönüş yapacağız. Işıklar kırmızı yandığı için yaya geçidine basmadan
Sakince durduk. Boştan 3 tane var. Evet. Aynen. Şişecek altına gelir. Duracak. Tamam. Sakince ışığımızın yanı. Her sağ dönüşte lamba bize yeşil yandığında yaya geçidinin olduğu noktada yaya yeşil yanıyor. Acele etmeyeceğiz. Abi şuna bir bakalım. Mehmet abi dur. Önümüzde bize kırmızı yandığını bilsinler. Tamam. Devam ediyorum. Her sağ dönüşte. Kayıttayız. Tamam. Şimdi bize yeşil yandığında dönüşte yaya geçidinin oradaki lamba bize kırmızı yaya yeşil yanacak. Her döndüğümüzde duracağız. Evet, sakince kalkıyorum. Bakın bize kırmızı yaya yeşil yanıyor. Gene yaya geçidine basmadan duracağız. Buradan lambamı takip ediyorum. Yaya kırmızı olduğunda her durduğumuzda vitesi 1'e alacağız. Sakince kalkışımı yaptım. Kendi şeridimden ilerliyorum. Bu yolun hız limiti 50 km. %10 daha 55. Sola sinyalimi verdim. Devam ediyorum. Hız limitine uyarak. Şerit değiştirirken mutlaka sinyalimizi. Tamam. Yavaş. Kasilerden geçerken yavaşlayacağız. Şerit değiştirirken mutlaka önce sinyalimizi vereceğiz. Ayna kontrolümüzü yapacağız. Müsaitse geçeceğiz. Sinyal verdim ben hemen geçerim diye bir şey söz konusu değil. Müsait değilse, önünüzde engel varsa yavaşlayacaksınız. Vites küçülteceksiniz. Gerekiyorsa duracaksınız. Tabii ki burada kavşaklar var. Kontrolsüz kavşak dediğimiz araç çıkışlarına karşı ne kadar yol bizim olsa da kontrollü bir şekilde geçeceğiz. Gerekiyorsa ayağımızı gazdan çekip, gerekiyorsa hafifçe frenleyerek emniyetli bir şekilde yolculuğumuza devam edeceğiz. Buranın hız limiti 50. Yavaş. Mesela burada da yavaşlamamız lazım. Çünkü görmüyoruz kavşağı. Araç gelir geçer. Önümüzde engel varsa ayna kontrolümüzü yapıyoruz. Gerekiyorsa yavaşlayarak arkamızdaki aracın bizi geçmesine müsaade edip yolu emniyete aldıktan sonra tekrar geçişimizi yapıyoruz. Kasis var, hız kesme bariyeri var. Burası en tehlikeli kavşaklardan biri. Hiç acele etmiyoruz. Burada ayna kontrolümü yaptım. Sağ sinyalimi verdim. Yavaşça sağ şeridime geçtim. Tepeye varınca vitesimi küçültmem lazım. Çünkü sağ dönüş yapacağız. Lamba ilk lambalardan sağ dönüş yapacağız. Nereden? Şu aradan. Bakın bize kırmızı yanıp yanıp sönüyor. Diyor ki üstten gelen araçları önceliği var.
Şimdi Tema Koleji'nin oradan hız kesme bariyeri var. Burası da son derece tehlikeli bir yer. İkinci viteste sakince, kontrollü bir şekilde geçişimizi yapacağız. Tekrar bir hız kesme bariyerimiz var. Frenden yavaşlayacağız. Debriyaja basıp geçtikten sonra tekrar debriyajı bırakıp hafif gaz vererek yolumuza devam edeceğiz. Şimdi kırmızı lamba yanıyor. Buradan sağ dönüş yapacağımız için sinyalimi sağ yaktım. Işığın dibindeki beyaz çizgiye basmadan kontrollü bir şekilde sakince durdum. Şimdi bana yeşil yandığında gene her zamanki gibi, her sağ dönüşteki gibi yaya geçidi var. Sakince kalkacağım. Yaya geçidindeki beyaz çizgiye basmadan tekrar durmam gerekecek. Evet, kalkıyorum yavaşça. Hafif gaz verdim. Debriyajımı bırakmıyorum. Yavaşça geldim. Debriyajıma bastım. Durdum. Evet, yaya yeşil yanıyor. Bana kırmızı yanıyor. Tekrar vitesimi boşaldım. Biri aldım. Kırmızı yandı. Hafifçe kendi şeridimden aynamda yolu görene kadar devam ettim. Yol serbest. Sola sinyalimi verdim. Sakince orta şeritten gene hız limiti 55 km. 55 km'yi geçmeden düzgün bir şekilde orta şeritten devam ediyorum. Buradaki lambayı geçtikten sonra sola sinyalimi veriyorum. Ayna kontrolümü yapıyorum. Müsaitse sol şeride geçtim. Çünkü lambadan U atıp tekrar karşı yola geçeceğiz. Kırmızı yanıyor. Yavaşça vitesimi düşürdüm. 2'ye aldım. Öndeki araca fazla yanaşmıyoruz. Sakince durduk. Vitesimi tekrar boşalıp bir aldım. Sola sinyalim açık. Kapansa dahi dönüş tamamlanana kadar bu sinyali açacağız. Öndeki yeşil yandı ama öndeki araç hareket etmediği için ben de hareket etmiyorum. Evet. Gaz veriyorum. Yavaşça debriyajımı kaldırıp hiç paniklemeye gerek yok. Sakin bir şekilde devam ediyorum. Orada trafik sıkıştığı için ayağımı gazdan çektim. Debriyajı sonuna kadar bastım. Öndeki aracın arka tekerini görecek şekilde durup tekrar şey yaptım. Araç hareket etti. Vitesim zaten birdeydi. Hiç acele etmiyorum. Sağımdaki solumdaki araçları kontrol ederek sakin bir şekilde, evet, yeşil yanıyor. Bana tekrar yeşil yanıyor. Dönüşümü sakince tamamlayıp orta şeritten devam ediyoruz. Gene hız limitlerine uyacağız. Şimdi park alanına yaklaştığım için sağ sinyalimi açtım. Çok önemli. Sinyal vermeden park alanına yaklaşırsanız, yani bitiş çizgisine, kalma ihtimaliniz %100. Onun için sinyal çok önemli. 10 ve 11 numaralar bizim park alanımız, yani sınav başlangıç ve bitiş noktamız. Buraya kadar geldik. Sınavımızı sakin bir şekilde yaptık. Yapacağımız ilk iş vitesi boşalmak, el frenimizi çekmek, kontağımızı kapatmak. Daha sonra vitesimizi bir alıp debriyajı, freni bırakmak.
Tebrikler. Hayırlı olsun. Sağ olun. Abi şöyle yapabilir miyiz?